isterseniz. Buyurun hocam. Benim adıma değerlendirme yapmak kolay değil. Olumlu söyleyeceğim çok cümlem yok maalesef bugün. Galatasaray'ı tebrik ederim. Maçın skoru da farklı olabilirdi. Gol de atabilirdik ama daha fazla da yiyebilirdik. Tamamıyla Galatasaray'ın kontrolünde geçmiş bir maç. Ben bundan bağımsız, içeride de söyledim, 9-10 yıldır bu işi yapmaya çalışıyorum. Geçen seneye kadar, daha doğrusu şu ana kadar tırnaklarımızda kazıya kazıya gelmeye çalışıyoruz. Geçen sene çok değerli İstanbulspor oyuncularıyla, kulübüyle beraber kazandığımız şeylerin üzerine ekibim ve ben Alanya'ya gelme amacımız buranın ritmini bulup burayı daha yüksek, hak ettiği olması gereken seviyeye getirmek ama bunun için kendimce ekibimle ve ben hiç izin yapmadan bir kez Alanya'nın dışına çıkarak bir gün 7/24 çalışmaya çalışıyoruz. Ve ekibim olarak kendi değerlendirmem, bunu kimseyle de paylaşmadım ekibimle, kendi değerlendirmem bu. Bir takımı düzenli hale getirmek amacım benim. Ve bu her gittiğim takımda böyle olmuştur. Bugün beni en çok üzen şey o düzensizlik. Ön alan baskının düzensizliği, karşılamanın düzensizliği, etkisizliği gibi gibi gibi. Neticesinde tüm sorumluluğu kendim üzerime alıyorum. Çünkü burası bir ilçe takımı ama çok büyük işler yapmış bir takım. Biz de buraya çok kötü bir başlayarak geldik. Ve amacımız insanlara bulundukları durumu, kulübü daha kötü hale getirmek değil, daha iyi hale getirmek. Nasibimiz böyle oldu. Bunun değerlendirmesini, maçın değerlendirmesini tüm antrenörlük hayatıma başladığım günden itibaren neden bu düzensizliği başaramadın Fatih diye bir değerlendirme, bir çek yapacağım, düşüneceğim. Dolayısıyla moralim çok iyi değil. Alanya Spor camiasından da özür dileriz. Pes etmek diye bir konum olmaz fakat çek edeceğim. Çünkü çok ciddi zaman harcıyoruz. Bugünkü maçtan bağımsız Galatasaray'a burada içeride bu ambiyansta yenilmek çok absürt bir durum değil. Fakat düzensizlik, aşırı düzensizlik bu beni ciddi şekilde, çünkü 25 gün oldu, bu 25 gün içerisinde daha iyi olması gerekirken bu daha iyi olmadı açıkçası. Dolayısıyla kendim ve ekibimi başarısız değil, çok başarısız buluyorum bu 2,5 maçta. Dolayısıyla bunu çek edeceğim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Soru varsa alabiliriz. Buyurun. Emrah Oktay, Anadolu Ajansı. Hocam, bu çek edeceğim dediğiniz yola devam edip etmemem mi, yoksa takım içinde radikal kararlar alma yönünde mi olacak? Yani bu istifa öncesi bir açıklama mı acaba? Yani düşüneceğim. Neden böyle oluyor? Bunun cevabını, bunun çözümünü bulabilir miyiz? Miyim değil, miyiz? Dolayısıyla istifa edeceksem şu an zaten derim istifa ediyorum diye. Onda benim için problem yok. Fakat bazı durumlarda doğru zannettiğiniz şey yanlış da olabilir. Çok biraz daha aklı selim, biraz daha soğuduktan sonra, biraz düşündükten sonra, beraber konuştuktan sonra, istişare edildikten sonra, neticesinde burası Alanyaspor, iki maç sonrasında 9 yıllık tırmalayarak geldiğim yeri bırakma isteğinde değilim. Ama benim için en önemli olan şey şu, ben bir aile gibi oyuncularımla, kulübümle, güvenli aile gibi ortamda ben her durumda savaşmak isteyen bir insanım. Bu benim için futbola bakış açımda düzenli bir şekilde olur. Bugünkü bu düzensizlik bu cümlelerimi bana söyletti ki bunu gerçekten düşüneceğim ve çek edeceğim diyorum. Başka soru varsa alabiliriz. Buyurun.
Kameramandan soruyor. Ajans olabilir hocam. Zor sormayın, bak zaten moralim bozuk. Zor soru sormayın. Teşekkür ederim. Mert Barhan, Ekstra Futbol. Hocam öncelikle geçmiş olsun. Siz de bir golcüydünüz. Icardi hakkında neler söylersiniz? Abi, ben bunu sormak istiyorum size. Teşekkür ederim. Icardi Türkiye'deki en iyi golcülerden bir tanesi. Çok çok iyi. Şu an mevcut ligdeki en iyi golcülerden bir tanesi. Zaten bunu her oynadığı maçta attığı gollerle gösteriyor. Başka? Bize de gol attı zannediyorsan. Son bir soru var. Hocam, hocam Mahittin Çiçek TV.net. Hocam hem Denizli Spor'da hem İstanbul Spor'da verdiğiniz röportajlarda da oyun olarak çok fazla sahaya kafa yorduğunuzu biliyoruz. Hani bir şekilde oyununuzu zaman içinde oturttuğunuzu görüyoruz. 25 gün bahsettiniz. Hani 2,5 maç dediniz. Yani oyun anlamında neden oturtamadığınızı düşünüyorsunuz? Şimdi söyleyeceğim cümleler adres göstererek olmuyor bende. Ben kendim de eksik olduğunu düşünüyorum bu konuda. Eğer bugün bunu gösterememişsek bu benim sorumluluğumda, benim eksiğim olarak bakarım. Oyuncularıma bir şey söylemem. Ben her insana, her oyuncuma inanıyorum. Dolayısıyla bugün bu düzensizlik olmasının sebebi belki de şu cümleyi kurmam lazım. Geldiğimden beri çünkü oturduğum herkeste, hemen hemen kulübün içerisindeki herkeste konuştuğum bir şey var. Bunu orada söylediğim için burada da belki söylemem lazım. Aşırı derecede bir rahatlık, yani tüm kulüp açısından diyorum, bir rahatlık. İşte aslında düşüneceğim dediğim şey tüm bunların hepsi. Bu kadar rahat davranamayız biz yani. Rahat davranmamalıyız ve düzense düzenli. Yoksa yenildiğimiz zaman ben oyuncularıma diyorum, ben yenildim. Bugün de bütün sorumluluk bana ait. Dolayısıyla dediğin çok doğru. Bir oyunun oturması için belki bırak 25 günü, 250 gün lazım size. Kulüplerde, ülkede böyle bir şey olması da mümkün değil. Ama benim çalıştığım her kulüpte bu kısa sürede bile bir düzen oluşuyordu. Bugünkü o düzensizlik bu cümlelerimi kurmamı sağladı. Dolayısıyla hala da aynı fikirdeyim. Düşüneceğim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.